Kamusen Başkanı Metin Atan, ekonomide yaşanan son gelişmeleri ve ülkemize bunun nasıl yansıdığını gına değerlendirdi. Ülke şu an gerçekten enkaz. Yani geriye dönüp baktığımız zaman e, ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu söyleme gerek yok. Biliyorsunuz bugün döviz istelin 14 olmuş, dolar 12 500'e dayanmış, 15 e dayanmış keza diğer süt ürünlerine dün 8 liralık süt, 8 liralık süt 10 lira olmuş. Somon ekmek 4 lira olmuş. Tüp gaz 140 lira olmuş. Akaryakıt sıkıntısı devam ediyor. Ne kadar da deseler 98 oktan işte yetmedi gemiyle gelmedi falan dönüyor. O da hayal o zam olacağı için diyor. Ben sen söyleyeyim ona da zam gelecek. Ama biraz yatırım yapayım geleceğime, çocuğuma, önünü görebilmek lazım. Şimdi insanlarımız hele bugünden sonra her gün batıyoruz. Her gün fakirleşiyoruz. Ve bu fakirleşmenin bedelini de biz halk, vatandaş, özel sektör bu alt durumda olan vatandaşlar çekiyor. Ha ben burada neyi sorguluyorum? Benim hükümetim ne yapıyor diye sorarım. Şimdi hiçbir ses, seda yok. Bir süt yine zam olmuş. Bakın biz geçen haftalarda grev yaptık bu zamlarla ilgili. Şimdi biz e, bize kalkıp demesinler. Bazı kesimleri ya ne yapıyorsunuz? Bakın biz görevimizi yaptık. Oraya bekledik. Vatandaşa, vatandaşın da halkın da katkı koymasını bekledik. Anlıyorum özel sektör gelemez çalıştığı için ama en azından biraz duyarlılık gerekirdi. İnsanların üzerinde artık ölü bir toprak var. Ve Artık bir şey değişmeyeceğine inandıkları için bu ülke nereye gidiyorum diye böyle bir kitap başlık atılabilir. Nereye gidiyoruz diye. O gideceğimiz yeri de ben size söyleyeyim mi? Mezara. E bu ülke artık e, bu güzelim cennet ülkeyi biz cehenneme çevirdik. Bunun da sorumlusu müsebbibi aynı gemideyiz diyoruz ama aynı gemide değiliz. Bazı kesimler bu devletin bütçesinden fazla bütçesi olan, iş adamları var bu ülkede. 550 tane konut olan, dairesi olan iş adamları var bu ülkede. E tamam da şimdi siz emeği sömüreceksiniz, insanları ezeceksiniz ama bir tarafta da ülkeden fazla bütçesi, kendi bütçesi, ülke, devletin bütçesine fazla olan. Nasıl oluyor bu? Birileri bana çıkıp açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdi ben ya ne yapabiliriz biliyor musunuz Ceren Hanım? Ya TL dolaşacak hep piyasa içerisinde. Ya da çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nde, ben geçen ay oradaydım iki kez gittim toplantılara. Orada iç piyasada şeyi konuşmuyor halk. Dolar yükselmiş, isterliğin yükselmiş değil. Orada çünkü TL dolaşıyor. Orada sadece ne konuşuluyor? İşte domatese 3-5 lira oldu, zamlandı. Onu soy konuşuyor. Ama TL dolaşıyor. Bizde ise sıkıntı o işte. Biz döviz endeksli olduğumuz için, taksitlerimize döviz olduğu için, kiralarımız da, da döviz olduğu için, sen buradan alıyorsun, TL ödeniyorsun ama gidip döviz yapıp öyle veriyorsun. İnsanların artık 3000 lira veren kirayı şu an, mesela bugün için konuşayım, 3 bin lira verecek değil mi? Ay sonu 3500 bin 500 verebilir. E tamam bu alım gücü bitti. Bununla ilgili ne çare? Yani benim beklediğim hükümetten, Bununla ilgili ne çare yapacak? Ne gibi çareler üretecek? Evet, Türkiye bize, ben minnet borçluyum, yine söylüyorum. Bize her konuda katkı koyuyor. Her konuda e, bize, ama bizde nedir? Ekonomi planlaması olmadığı için, düzgün bir planlama olmadığı için, bunların bedelini bizler çekiyoruz, bizler ödüyoruz. Fena halde darbeyi yemiş durumdayız. Ve bunun da altından nasıl kalkılacak? Evet, yarın hiç böyle bunu da görmek istemem. Yarın hırsızlıklar, yarın daha farklı durumlara da düşebilir halkımız. Bunu da söyleyeyim çünkü geçimdir artık. Parası olmayınca ne yapacak? Ya çalacak, ya çırpacak. Ya köşe başlarında kendini pazarlayacak. Bakın bunlar bu ülkede artık olmaya namzettir. Ve bunu da ben kesinlikle bu güzel ülkede bunları görmek biz, benim içimi çızlatıyor. Bankalar bu ülkede yasal tefeci konumundadır. Hiç diyebiliyor mu? Şey, Moody's'ine ya da gelin ya bir oturalım. İstelin tavan yapmış. Herkes de borcu bu. Gelin bir orta noktada buluşalım. En azından sizlere de katkımız olur. Bunu esasında hükümet yapması lazım. Bakanlar kurulunda oturup bankalara ya da bu gibi şeylere bunu yaptırım olarak yapması lazım. Ama yapmıyor. Çünkü Hükümetler hep sermayeyle iç içedir. Yarın seçim var. Göreceksin. Sponsorluklar iş adamlarından. Bir de ne var? Bu sistem, seçim sistemi olayı var. E, bu şekilde de gidilirse hiçbir şey olacağına ben inanmıyorum bu ülkede. Çünkü herkes koltuk kavgası, koltuk merandadır. Ha, vatandaşı düşünen kim? Ne kadar da biz Türk biliyorsun biz Türkiye bağımlıyız. Yani e, tele kullanıyoruz. Para birimimiz yok. Ee, o nedenle tabii Türkiye Cumhuriyeti de haklı olarak yolluyoruz, yolluyoruz, yolluyoruz o da. Ha gerçi Türkiye Cumhuriyeti bize yollanan para e, denizde kum misali. Ama onların da bir devlet olarak bazı yap, yapılandırma ya da bazı projeleri vardır. O projeye göre hareket etmek zorundadırlar. Ama biz de evet tele bizi duvara tost attı ve inanın daha kötü durumlara düşebiliriz. Çünkü biz TL'ye bağımlı olduğumuz zaman ve bu dövizin de bu şekilde yükselmesiyle ilgili yine söylüyorum altını çizerek söylüyorum Ceren Hanım. Ya iç piyasada artık hep tele konuşulacak ki insanlar artık verdiğini aldığını bilecek. Yoksa bu şekilde olması durumunda çok daha kötü ve insanlarımız mezara kadar borç ödeyecek. Öldükten sonra bile borç ödeyecek. Ha Bunu ben buradan dikkat çekeyim. Aksi takdirde e, ülkede kaos başlayacak onu da söyleyeyim sana. Yarın göreceksin bir ülkede eğer e, vergi toplanmıyor adam gibi. Efendim görüyorsunuz başı sıkışan zammını yapıyor kimse denetim yok. E, bir ülkede bunlar olmayınca herkes kendi başına buyruksa bu ülkede adaleti kendi tecelli ettirecekse hakka niyeti kendi gönlüne göre yapacaksa bu ülke bitmiş demektir. Ve benim buradan yine söylüyorum hiç tabet çekindiğim de yok kimseden. Bu duruma getirenler de Biz yönetenlerdir. Biz onları niye seçtik Ceren Hanım? Daha nitelikli, daha liyakatli oldukları için seçtik. Bir şeyler yapabileceklerini düşünerek seçtik. Şimdi geliyorlar bu raddede, ben merak ediyorum. Bu bu andan itibaren nasıl gelip bizlerden o isteyecekler? Ne yaptılar ki o iste istesin diye soracağım. Ama e, yine de halkımız takdirine bıraktım ben. Burada artık kimse e, sorumluluk kendilerine aittir, herkese aittir. Bu ülkeye eğer biz tekrar yüzdürmek istiyorsak bu gemiyi herkes aynı oranda ama ha? Yalnız bir taraf değil aynı oranda her yerde katkı koymaya devam edecek ve ona göre belki düzle çıkarız diye düşünüyorum.